Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine teknoloji dolu bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz AMD'nin yıllar önce piyasaya sürdüğü ve hala ikinci el piyasasında sıklıkla gördüğümüz RX 580 ve 590 ekran kartları olacak. Bu iki model özellikle fiyat performans odaklı kullanıcılar için bir dönemin vazgeçilmeziydi. Peki günümüzde 2024 yılında bu ekran kartları hala alınır mı? Performansları güncel oyunlar için yeterli mi? Yoksa bütçeniz biraz daha zorlayıp yeni nesil bir ekran kartı mı almanız gerekiyor? İşte tüm bu soruların cevaplarını bu videoda bulacaksınız. Bu videoyu hazırlarken kapsamlı bir araştırma yaptım. Hem teknik özellikleri, hem oyun performansını, hem de güncel fiyat performansının oranını detaylı bir şekilde inceledim. Ayrıca ikinci el piyasasında bu kartları alırken neler dikkat etmemiz gerektiğine dair önemli ipuçlarını da paylaşacağım. Hazırsanız gelin başlayalım. Teknik özellikler ve performans analizi. Öncelikle RX 580 ve 590'ın teknik özelliklerini detaylıca ele alalım. RX 580 AMD'nin Polaris mimarisi üzerine inşa edilmiş bir ekran kartı. 8 GB VRAM kapasitesine sahip olan bu model 1257 MHz temel saat hızına ve 185 W TDP'ye sahip. RX 590 ise yine Polaris mimarisini kullanıyor ancak biraz daha optimize edilmiş bir versiyon diyebiliriz. Saat hızları 1469 MHz'e kadar çıkabiliyor ve TDP değeri ise 225 W seviyesinde. Peki kağıt üzerindeki bu farklar gerçek hayatta nasıl bir performansa dönüşüyor? Bu kartları güncel oyunlarda test ettiğimizde, örneğin Cyberpunk 2077 gibi sistemleri zorlayan bir oyunda, RX 580 1080p çözünürlükte düşük orta ayarlarda 40-50 FPS civarında bir performans sunuyor. RX 590 ise benzer oyunlarda bu değeri 5-10 FPS kadar yukarı taşıyabiliyor. Özellikle e-spor oyunlarında yani CSGO, Valorant ve League of Legends gibi düşük sistem gereksinimleri isteyen oyunlarda her iki kart da gayet yeterli. Ancak 1440p çözünürlük ve ultra ayar gibi yüksek beklentileriniz varsa bu kartlar sınıra dayanabilir. Hatta dayanamayabilir. Güncel fiyat ve performans değerlendirmesi. Şimdi işin en önemli kısmına, fiyat performans değerlendirmesine gelelim. Bildiğiniz gibi ekran kartı fiyatları son yıllarda kripto madenciliği ve pandeminin etkisiyle oldukça dalgalı bir seyir izledi. Günümüzde ikinci el piyasasında RX 580'i yaklaşık 2000-3000 TL arasında bulabilirsiniz. RX 590 ise genelde biraz daha pahalı ve 2500-4000 TL bandında karşımıza çıkıyor. Bu fiyat aralığında başka hangi modeller var diye baktığımızda Nvidia tarafında GTX 1650 gibi kartları öne çıkıyor. Ancak RX serisi özellikle 8 GB VRAM kapasitesi sayesinde daha uzun ömürlü bir seçenek olabilir. Çünkü günümüz oyunları giderek daha fazla VRAM kullanmaya başladı. Diğer yandan bu kartların güç tüketimi yüksek olduğu için ekstra bir elektrik maliyetinin göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ayrıca bu kartları ikinci el alacaksanız madencilikte kullanılmış olma ihtimalini ve bu nedenle performans kaybı yaşama riskini unutmamalısınız. Artıları ve eksileri. RX 580 ve 590'ın artılarına ve eksilerine geçelim. Önce artılarıyla başlayalım. İlk olarak fiyat performans oranı hala çok iyi. Özellikle bütçesi kısıtlı olan kullanıcılar için 1080p çözünürlükte akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. 8 GB VRAM kapasitesi bu kartların en büyük avantajlarından birisi. Bu birçok modern oyun için fazlasıyla yeterli bir miktar. İkinci elde kolaylıkla bulunabiliyor ve farklı modeller arasında seçim yapma şansınız var. Gelelim eksilerine. Eski bir mimariye sahip oldukları için gelecekte çıkacak oyunlarda performans sorunları yaşanabilir. Yüksek güç tüketimi sadece elektrik maliyetinizi arttırmakla kalmaz, aynı zamanda güçlü bir güç kaynağı da gerektirir. İkinci el alanlarda madencilikte kullanılmış kartlara denk gelme ihtimaliniz fazlasıyla yüksek. Bu nedenle alırken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu artılar ve eksiler ışığında RX 580 ve 590'ın kime uygun olduğunu değerlendirebiliriz. Sonuç ve tavsiyeler. Sonuç olarak RX 580 ve RX 590 2024 yılı itibariyle hala belirli bir kitle için cazip seçenekler arasında yer alıyor. Eğer bütçeniz kısıtlıysa ve yeni nesil bir ekran kartına erişiminiz yoksa bu kartlar sizi birçok oyuna tatmin edecektir. Özellikle e-spor oyunları oynuyorsanız bu kartlar hala işinizi görür. Ancak uzun vadeli bir yatırım yapmak istiyorsanız biraz daha bütçe ayırarak RTX 3060 veya RX 6600 gibi bir kart tercih etmeniz daha mantıklı olabilir. Unutmayın, ekran kartı alırken yalnızca bugün değil geleceği de düşünmelisiniz. Peki sizin bu kartlar hakkında düşünceleriniz neler? Sizce RX 580 veya 590 hala alınabilir mi? Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu video size faydalı olduysa beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.